o kıssaları anlamaya çalışırsak, daha sonra üzerine bina edeceğimiz meseleleri kavramamız daha kolay olur. Benim bir mizacım var. Konuştuklarımı gördüğü şerifin 9. 10. cildinde biraz sonra inşallah yine aynı konulara döneceğiz. Pek çok ayeti celilleleri tefsir etmiş, pek hikmetli meseleleri şerh etmiş. Önce iki nükteli fakat çok büyük ibretli iki mesele ile sohbete giriyoruz inşallahu teala. Sallallahu seyyidine Muhammed. Sallallahu tabibi kulübüne Muhammed. Salli ala şefi zünubine Muhammed. Allahümme sallallahu seyyidine Muhammed'in, seyyidine Adem'in, seyyidine Nuh'un, seyyidine İbrahim'in, seyyidine Musa, seyyidine İsa ve ma beynu minel minel selin. Salavatullah ve selam aleyhim ecmaîn. Hazreti Mevlana Celaleddin'in hüdavendigen sultanımız bize şöylece maddi ve manevi bir misal arz ediyorlar ki şu misali ey gönül ehli iyi dinle, idrak etmeye çalış. Beyan böyle başlıyor. Şu misali ey gönül ehli iyi dinle, idrak etmeye çalış. Gece yarısı inatçı bir hırsız duvar dibinde bir çukur kazıyordu. Kazdığı duvarın içerisinden içeriye girecek, hırsızlık yapacak. Duvarın dibindeki kazması hırsızlık için mahal açmak, girme dehlizi açmak maksadıyla duvar kazıyordu. Gece yarısı olduğu için herkes uykuda. Ama hastalık dolayısıyla bir hasta ızdırabından uyanık idi. Hem de şu hikmete bakın ki duvar kazan hırsızın bitişik binasının damında hasta idi. Yara uyanık olan bu hasta yavaş yavaş bitişik binanın duvar dibinden gelen tak tak seslerini işitti, hayret içerisinde kaldı. Vakit gece yarısı, taktakların arkası kesilmiyor. O hasta adam dama çıktı, damın kenarına baktı, aşağı eğildi, adamın birisi bir şeyle kazıp durur. Ey babalık ne yapıyorsun dedi. Hayrola, gece yarısı kuyu mu kazıyorsun, sen kimsin diye sordu. Hırsız, ey ölü kimse, davulcuyum cevabını verdi. Davulcuyum ben. Hasta, ne yapıyorsun? Sualini tekrar etti. Hırsız, davul çalıyorum, duymuyor musun dedi. Hasta, hani davulun sesi nerede dedi. Hırsız, davulun sesini yarın uyandığında eyvahlar olsun malımız gitti diye feryat ederken duyacaksın dedi. Davulun sesi nerede? Davul çalıyorsun. Hani davulun sesi? Hırsız. Davulun sesini yarın eyvahlar olsun malımız gitti diyerek duyarak dedi. Davulun sesini duyacaksın. Bu misal burada kaldı. Onun üstüne bina edeceğiz inşallah. Bir emir, ikinci misalimiz. Bir emirin namaza düşkün, niyaza çok ünsiyeti olan kölesi vardı. Bu emir seher vakti hamama gitmek üzere kölesini uyandırdı, kölesine ismiyle hitap etti. Dedi, sungur, uyan, başını kaldır oğlum. Buyur efendim. Altın ismindeki cariye git. Cariyesinin ismi Altın. Altın ismindeki cariyeme git. Tas al, havlu al, kil al, hamama gidelim. Sungur o anda tası ile iyi bir hamam takımı hazırladı. Altın ismindeki cariyeden emirin, sultanın lüzumlu hamam malzemelerini aldı,
beraberce yola çıktılar. Yolda bir mescitle karşılaştılar. Orada okunan ezanı Muhammediye'nin aleyhissalatü vesselam sesini duyunca sungur kulağını Allah'ın davetine, icabetine dikti. Çünkü sungur ibadete çok düşkündü. Allah'a itaatte emsali yoktu. Ezan-ı Muhammediye'yi duyunca seher vakti hamama giden emirin ihtiyacını unuttu. Ezanın icabetine koşmak maksadıyla uzun uzun düşündü. Dedi ki, ey benim kölesine müstefit olan, ikram eden sultanım, sen acaba şuracıkta biraz otursan, sabretsen, ben de sabah namazına girsem, farzımı eda etsem, acaba sen lütufkarlığına buna izin verir misin? Ey İslam'ı mültefit olan, ikramı büyük olan sultanım, acaba sen şöyle caminin dibinde biraz sabretsen, sunguruna merhamet etsen, ben mescide girsem, şu sabah namazının farzını kılsam müsaade eder misin? Efendisi izin verdi. Dedi, olur sungur, ben seni caminin dışında beklerim. Bekledi, sabah namazı bitti, cemaat, tesbihat, dua, lüzumlu ibadeti ihmal edip dağıldılar. Sungur bir türlü mescitten çıkmıyor. Kuşluk vaktine kadar kaldı, emir ve sultan sabrının genişliği, sungura olan muhabbetinin şiddetinden kuşluk vaktine kadar bekledi. Kimsenin içeride kalmadığına kani olan sultan, cami-i şerifin kapısından sungura seslendi. Sungur, buyur ya sultanım, ya emirim, lebbeyk, buyur. Görüyorum ki camide senden başka kimse kalmadı. Ne müezzin, ne imam, ne cemaat. Allah aşkına niçin dışarıya çıkmıyorsun? Sungur, benim marifetli efendim beni bırakmıyor cevabını verdi. Ey benim münevver beyim, şimdi geliyorum. Beni bekletmekte olduğunu biliyorum, unutmadım. Azıcık daha sabır et dedi. Kuşluğa kadar uzun bir sular beklemesine rağmen efendisi yine sesini çıkarmadı. 7 defa sungura seslendi. Sungur namazdan, camiden çıkmıyor. Sungurun bu halinden, bahanesinden aciz kaldı. 7 defa kapıya geliyor, 7 defa sesleniyor. Aman devletli sultanım, biraz daha sabret diyor. Başka bir şey demiyor. Beyin canı sıkıldı, iyice anladı ki sunguru mescitten çıkarmak lazım. Sungura beyi şöyle dedi. Sungur, mescitte kimse kalmadı. Allah aşkına seni orada alakoyan, otursan kimdir? Sungur, önemine binaen tekrar ediyorum. Sungur, Allah aşkına mescitte kimse kalmadı. Seni orada alakoyan, oturturan kimdir? Sungur nezaketle şu cevabı verdi. Seni dışarıdan içeriye koyuvermeyen, beni içeriden dışarı çıkartmıyor efendim. Sungur, mescitte kimse kalmadı. Allah aşkına seni orada oturtup alakoyan kimdir? Sungur nezaketli bir surette cevap verdi. Seni dışarıdan içeriye koyuvermeyen, beni de içeriden dışarıya salıvermiyor sultanım buyurdu. Senin bu tarafa adım atmana müsaade etmeyen, benim adım atıp dışarıya çıkmama müsaade etmiyor buyurdu. Bu iki kıssa
şöyle de bırak olsun, konumuza biiznillahü teala biraz sonra döndüğümüzde inşallah bize lazım olacak. Kıymetli müminler, konumuza dönüyoruz. Vaktan ki İsa aleyhissalatu vesselamın saadetli cesedine, risaletine, ruhu saadetlerine yapılan en azim bir iftira, kendisinden daha önce Hazreti Üzeyir aleyhissalatu vesselam Efendimiz üzerine de vaki oldu. Üzeyir aleyhissalatu vesselam, İsrail oğullarına gönderilen peygamberlerden veyahut Allah'ın çok sevdiği velilerinden idi. Kur'an-ı Mucizül Beyan'da Üzeyir aleyhissalatu vesselam'ın risaleti hakkında kat'i bir delil olmadığından, ulema-i izamın bazısı risaleti peygamberliği hakkında hüküm verdi, bazısı Allah'ın yakın bir halili, dostu olduğunu, ehlullah'tan olduğunu beyan ettiler. Doğrusunu Rabbim Teala Hazretleri bilir. Üzeyir aleyhissalatu vesselam, Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerinin kamil insanlar grubundan olup Süreyha isminde bir devletlinin oğlu Harun aleyhisselam, Musa Harun aleyhisselamın zürriyetinden idi. Allah-u Azimüşşan ve Tekaddes Hazretlerinin kudretinin ve azametinin ululuğundan kendisinden önce başka bir kimseye nasip olmayan İlahi ikram ve iltifata mazhar oldu. Üzeyir aleyhissalatu vesselam küçük yaşından itibaren Tevrat ilmini öğrenmişti. Musa aleyhisselam ve Harun aleyhisselamın zürriyetinden geldiğine göre Musa ve Cenab-ı Harun aleyhissalatu vesselam kendisinden önce Tevrat'la Beni İsrail'i irşada mükellef olmuşlar. Cenab-ı Üzeyir aleyhissalatu vesselam kendisinden sonra dünyaya gelmişler idi. Tevrat-ı Şerif'i ezbere bilen sayılı kamil insanlardan idi. Hiçbir harf noksanıyla sure ve ayeti celileleri kamil bir sıfatta Allah'ın kudretiyle hıfzetmiş ve asla hıfzından çıkarmıyordu. İlahi emirlere yüz çevirip peygamberlerin nasihat ve ikazlarına kulak tıkamak, suretiyle azgınlık ve taşkınlıkta ileri giden İsrail oğullarına Allahu Teala Babil hükümdarı Buhtun Nasır'ı bela olarak gönderdi. Milletlerin kaderi, fertlerin kaderi asla değişmez. Allah kulunu ya terbiyet için veyahut helak için diğer kavimler ile veya semalı afetler ile helak eder. Şaya aleyhissalatu vesselam'ı şehit eden Beni İsrail, Ermiya aleyhissalatu vesselam Efendimizin ikazlarına uymayıp hapseden, Ermiya aleyhissalatu vesselamın irşadına inanmayarak Mısır'a çıkan insanların vaktaki Buhtun Nasır'ın Mısır ülkesinde Kahire'ye geleceğini, tahtını 4 tane taş almak suretiyle siz inanmıyorsunuz. Eğer ıslah olmazsanız Kudüs Şerif'i yaktı Buhtun Nasır. 70 bin insanı esir olarak Babil'e götürdü. Siz Mısır hükümdarının merhametine sığındınız. Ama burada da ıslah olmaz, Tevrat-ı Şerif'in hükümlerine uymazsanız Buhtun Nasır'ı Allah Mısır'a da gönderir dedi. Kavmi gülüştüler. Yani Şam-ı Şerif, Ürdün toprakları nerede? O günkü imkanlara göre Mısır nerede? Buraya gelmesi mümkün değil dediler. Ama Cenab-ı Ermiya aleyhissalatu vesselam Mısır kenarından toplamış olduğu 4 tane taşı özel olarak işledi, üzerine nakışlar koydu, 4 tane taşı yeryüzüne dikti. 4 tane taşı yeryüzüne diktikten sonra üstüne bir işaret koydu. Dedi, eğer ıslah olmazsanız Allah Buhtun Nasır'ı buraya da gönderecek. Ve şuna inanın ki
Buhtun Nasır Babil hükümdarı tahtının dört ayağını benim yere koyduğum dört taşın üstüne oturtacak dedi ve o taşları toprağın üzerinde gizledi, gömdü. Ve hakikaten bir peygamber aleyhissalatü vesselam olarak Allah'a azimşan onun mucizesiyle aynıyla vaki oldu. Buhtun Nasır Mısır'a geldi. Ermiya aleyhisselamın islah olmayan Beni İsrail'i yeniden kılıçtan geçirdi. Mısır ülkesi ne kadar büyük bir yer. Onun üzerinde dört tane taş koyarak şu vaaz kürsüsü gibi tahtını bunun üstüne koyacak ayaklarını diye dört noktaya taş diken peygamberin hakikati Allah'a azimşan ve tekaddes hazretlerinin mucizesi olarak beşeriyete ikaz edip kıymetli müminler sohbetimizin içerisinde inşallah idrak edeceğiz ki Allah kullarına zulmetmez. Milletlerin kaderi de başına gelen kendi azgınlıklarından, fertlerin başına gelenler dünya ahiret kendi yollarının şaşmasından dolayıdır. İşte Cenab-ı Üzeyir aleyhissalatü vesselam dahi nasihatlarına, ikazlarına kulak tıkanmak suretiyle azgınlık ve taşkınlıkta ileri giden Beni İsrail'e eğer islah olmazsanız Buhtun Nasır gelir. Size bela olarak Allah sevk eder. Çok muazzam karınca ordusu gibi bir orduyla size gelir, helak eder dedi. Buyurduğu aynı vaki oldu. Şam ve Ürdün bölgelerini istila etti. Mukaddes belde olan Kudüs-i Şerif'i istila etti. Gittiği yerlerin ahalisine zulmediyor. Savunmasız insanları zalimce öldürüyor. Genç ve yarar kimseleri esir alarak Babil'e götürüyor idi. Kudüs'ü istila edip harap etti. Mescid-i Aksa'yı yıkıp bağda bahçelerini virane çevirdi. Orada bulunan insanların pek çoklarını ulemanın beyanına göre 75 bin insanı kılıçtan geçirdi. 70 bin kadar insanı da esir almak suretiyle gençlerini, işe yarayanlarını Babil denilen Bağdat'a yakılan şehre aldı götürdü. Esirler arasında Cenab-ı Üzeyir aleyhissalatü vesselam Efendimiz de vardı. Bir müddet esaret hayatı yaşadıktan sonra İran hükümdarının Babil'i fethinden sonra esirler bırakıldı. Diğer bir ulemanın beyanına göre Cenab-ı Üzeyir aleyhisselam esaretten kaçtı. İki rivayet var. İran hükümdarının Babil'i almasıyla Beni İsrail esirlerinin serbest bırakılması veyahut Cenab-ı Üzeyir aleyhissalatü vesselamın esaretten Allah'ın inayetiyle kurtulup kaçmalarından sonra sözüm meclisten dışarıya merkebine bindi, Kudüs-i Şerif'e doğru yürüdü. Önemli hatıra. Peygamberler, meşayih-i izam, ülema-i kiram sözüm meclisten ruhaniyetten dışarıya merkebe estere binerler. Katır ester. Sultanlar apa binerler. Merkep ve estere binmek, katıra binmek, enbiya-i zişan ve evliya-i izam, ulema-i kiramın tevazu nişanıdır. Saltanatın iktizası ata binmekte sultanların ihtişamıdır. Onun için eşeğe bindi Cenab-ı Üzeyir aleyhissalatü vesselam. Kudüs yakınına geldi. Bir bahçeye kondu, yükünü indirdi, merkebini ağaca bağladı. Bu sırada şehrin etrafını şöyle bir dolaştı. Binalarının yıkılmış, yollarının harap olmuş, bağlarının, bahçelerinin hazan mevsimindeki gibi bozulmuş, viran halde olduğunu görünce yeise düştü. Karnı acıktı. Kimsenin malı olmayarak bir vakıf malı gibi veyahut Allah'ın mülkü gibi olan bu mülkün üzerinden incir topladı, üzüm topladık geriye kalan bağlardan. İnciri meyve olarak yedi, üzümü sıktı, biraz da incirin suyunu sıktı, incir ve üzümü koparıp suyunu sıktıktan sonra bir ağacın altına oturup
yıkılmış evlere, bozulmuş yollara, çürümüş tenlere, yığılmış kemiklere bakıp, kılıçtan geçen insanların çürümüş, yığılmış kemiklerine bakıp, bu alemin sonunu yeniden haşrı, kıyameti düşündü, Allah'a azimüşşan ve tekaddes hazretlerinin kudretini düşündü, Kudüs-i Şerif'in başına gelenlerle düştüğü elem ve ızdırapla mukayese etti, kendi kendine acaba bu halden sonra Hak Teala bu şehri nasıl ihya eder, nasıl tamir eder, nasıl bu şehir bina edilir diyerek tefekküre daldı. Bu tefekküre dalışı Üzeyr Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah'ın kudretinden şüphe etmesinden dolayı değil, Tefsir-i Kebir'de okudum aynı meseleyi, Hülasatül Beyan fi Tesirül Kur'an tefsirinde okudum, Yasin-i Şerif'in tefsirinde açtım, ayrı ayrı okudum. Bütün icmalen beyanda Üzeyr Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah'ın azameti hakkındaki bu meseleyi, acaba Allahu Teala bu halden sonra bu şehri nasıl tamir eder, nasıl ihya eder diye tefekkürü, Vacibül Vücud Hazretlerinin kudretinden, kudret noksanından haşa değil, Allah Allah bu kadar yıkılmış şey nasıl yeniden yapılır diyerek merhamet ve ızdırabından olduğunu beyan buyuruyorlar. Yani açık işte iki defa tekrarladım. Allah bunu yapmaya muktedirdir. Ama ne hale gelmiş şu insanlara, şu şehire, şu duvarlara bak. Tavanları göçmüş binalar, bazı duvarlar yıkılmış, temellerinden topraktan çıkmış, temeli de bina, toprağın üstünde. Bir canlı kalmamış, kemikleri tamamıyla yığınlar halinde çürümüş. Rabbim Teala bu şehri nasıl ihya eder? Yani bu ihya ediş nasıl sebeplerle olacak acaba diyerek tefekkür etti, vatan hasreti ve çekilen ızdırabın elim vaziyeti Cenab-ı Üzeri Aleyhisselatü Vesselam'ı böylece tefekküre davet etti. Tefekküre daldı, yanında üzümün şerbeti, incirin yanındaki meyvesi, bağlı eşeği, saadetli cesedi, başka bir heybesinde ne torbasında varsa ondan başka bir şey yok. Şimdi bundan sonra dikkat buyurulsun. Vacibül Vücud ve Tekaddes Hazretleri Sure-i Bakara 258 ve 259. ayeti celilede Cenab-ı İbrahim Halilullah ile Nemrut'un ölüm meselesini beyan buyurduktan sonra aynı zamanda şöylece Üzeyr Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e de beyan buyuruyor. Ayet-i Celile'nin 258. Ayet-i Celile'nin meali İbrahim Halilullah hakkında idi. Mealen elimdeki mübarek kitap Tefsir-i Kebir, elimdeki cilt 5 numaralı cilt, çıkan sayısı İstanbul'da 5 numaraya kadar çıkmış, 22 ciltte ikmal olunacakmış, benim elimdeki 5. cilte efendim. Müfessir-i İzam İmam-ı Fahrettin Razi Hazretleri bu mübarek ayeti celilenin ikisinde 3 tane önemli kıssanın bulunduğunu, birincisi İbrahim Halilullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin ölüm meselesiyle Allah'tan istemiş olduğu durum, İkincisi Cenab-ı Üzeyr Aleyhisselatü Vesselam Efendimizle ilgili olan husus ki şöylece konuya giriyoruz. O kimse gibisini, 259'a başladım. O kimse gibisini ki o çatıları çökmüş, duvarları üstüne yıkılmış, bir kasabeye uğramış, Allah burasını ölümünden sonra nasıl diriltecek, bu şehrin ölümünden sonra nasıl diriltecek demiş. Allah da onu 100 yıl ölü bırakmış, uyku değil efendim, 100 yıl ölü bırakmış, sonra diriltmiş, ona ne kadar kaldın deyince o da bir gün yahut bir günden az diyerek cevap vermiş.
Allahu Teala bereketler sanzetleri. Hayır, 100 yıl ölü olarak kaldın. İşte yiyeceğine içeceğine bak. Henüz bozulmamış. Bir de merkebine bak. İşte biz böyle yapmamız seni insanlara ibret nişanesi kılmamız içindir. Merkebin kemiklerine bak. Onları birleştirip yeri yerine koyuyoruz. Sonra onlara et giydiriyoruz dedi. O merkep dirilip eski haline geldiği, kendisine apaçık belli olduğu zaman şöyle dedi. Biliyorum ki Allah şüphesiz hakkıyla kadirdir. Mealen beyan buyurduğumuz kıssayı tefsiri Kebir'de İmam-ı Fahreddin Razi Hazretleri elimdeki beyan buyurulan peygamberler tarihiyle aynısını beyan buyurmuş. Konumuza tafsilen yine girmeye çalışıyoruz inşallah. Allahu Teala bu kasabayı bu ölümden sonra nasıl ihya edecek? Acaba bu kasabayı yeniden eski haline getirmeye irade-i ilahiye nasıl taalluk edecek? Acaba bu kasabayı eski haline getirmeye irade-i ilahiye, Allah'ın ilahi irade kuvveti nasıl taalluk edecek? Ne emirle, ne şekilde Allah bunu ihya edecek? Diyordu. Bu tefekkürün üzerine Allahu Teala o kimseyi, Üzeyr Aleyhisselam'ı 100 sene ölü bıraktı. Hayattan mahrum etti. Onun bedenini yiyecek ve içeceğini insanların, hayvanların gözlerinden gizledi. Allah onu ile yemesiyle, yemek ve içmesteki meyvesiyle ve eşeğiyle beşerin gözünden gizledi. Üzeyr Aleyhisselatü Vesselam sonra vefatından 70 sene sonra Fars hükümdarı Nüşek adındaki hükümdar eliyle Beyt-i Mukaddes'i, Kudüs şehrini imar etti. O melik gelip Kudüs'ü imar, Mescid-i Aksa'yı tamir etti. Bu sırada Babil hükümdarı Buhtun Nasır ölmüş, esarette bulunan İsrail oğulları serbest kalmış, memleketlerine dönmüş. Melik'in ihya ettiği şehri 30 seneden beri de İsrail oğulları gün be gün tamir ve yenisini yapmak suretiyle yeniden imar etti. Cenab-ı Üzeyr Aleyhisselatü Vesselam irade-i ilahiye nasıl taalluk edip bunu ihya edecek diye düşüne koysun. Allah şehri yeniden ihya etti. Beni İsrail'i böylece vatanına kavuşturdu. Ama bizim Üzeyr Aleyhisselatü Vesselam hala ölü halinde o Kudüs-ü Şerif'in kendisine tahsis edilen mahallinde ölü halinde bulunmaktadır. Allah diriltti. Yani 70 sene şehir harap kaldı. 30 senedir de imar gördü. Vefatından önceki Kudüs şehri nerede? 30 sene sonra dirildikten sonra insanlarla dolmuş olan Kudüs beldesi nerede? Üzeyr Aleyhisselatü Vesselam için elbette çok hayreti mucib, insanlara çok büyük ibret verici, nurani, latif bir hal meydana geldi. Kıymetli müminler, Allah lillah aşkına bu konuya dikkatle bakın ki Kur'an-ı Mucizül Beyan baştan sonra, baştan sonuna azameti ilahi, marifeti ilahi talim eder. Bütün ayeti celilelerde itikada, ibadete taalluk eden, muamelete taalluk eden nice ayeti celileler bulunmakla beraber Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın en çok insanların dikkatini çektiği mesele azameti ilahiyenin talimi, beşerin bütün kainatın haliki olan Allah'a azimşana, kudretine, sıfatlarına, fiillerine itimat edip teslim-i umur etmesini sağlamak içindir. Ol azimşan Allah ne kadar kadirdir ki
böyle 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 yapmış diyerek beşeriyeti azamete davet eder. Allah'a imandaki halavete çağırır. İmandan marifet ve muhabbete geçirmesini ister. Bütün durumunun ve umurunun Hakk'a teslim ve tevekkül tevfizi umur etmesini ister. Misaller binlercedir. Elin birisi bir insanı öldürüp maktul haline getirmiş. Beni İsrail'de fitne çıkmış. Musa Aleyhisselam'a niyaz etmesini kavmi istemiş. Allah'a niyaz edince bir öküz kesilmesini sureyi Bakara onun için söylenmiş. Fatiha-i Şerif'ten sonra ikinci sure o öküzün ismini taşımaktadır. Sığırın ismini taşımaktadır. Sığır kesilir. Ölmüş sığırın eti maktulün cesedine vurulunca maktul dirilir. Katiline haber verir, yeniden ölür. Bu akla göre muhaldir. Ölmüş bir sığırda ne cevher vardır ki bir ölüye vurulunca diriltmeye sebep olsun? Sığırın dirisini ölüye vursa ne fayda verir ki? Nerede kaldı ölüsü adama fayda versin? Cenab-ı Musa Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin asasının Kızıldeniz'de yol açması, Hazreti Salih Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin kayadan devenin çıkmasını kudret-i ilahiye ile göstermesi, Cenab-ı Hud Aleyhisselatü Vesselam'ın sarsar rüzgarı ile iman edenlerin etrafında bir çizgi çizmesi, şiddetli 7 gece 8 gündüz esen şiddetli rüzgarın çizginin çizildiği yerin dışındaki insanları, develeri, sığırları yaprak parçası gibi kaldırıp yerden yere, duvardan duvara vurup helak ederken çizginin içerisinde bir meltem, bir serin, tatlı bir rüzgar haline gelmesi, Allah aşkına hangi çizgi rüzgarı durdurmaya muktedirdir? Ne duvardır, ne kaledir, ne settir? Baştan sonra Kur'an-ı Mucizül Beyan insanları azamete davet eder. Ben sizin halikinizim. Siz benim mahlukumsunuz. Bana itimat edin. Euzubillahi sözünde şeytanın şerrinden bildiğiniz bilmediğiniz milyonlarca bela ve musibetlerden bana gelin. Billahi ile bana iltica edin. Ben sizi her halükarda korumaya muktedirim. Bana güvenin. Bütün mesele Allah'ın azametini talim eder. Bu mesele ehli tasavvufta Allah'ın iman etmek müminin vazifesi olduğu gibi bu imandan marifete, marifetten muhabbete, muhabbetten ülfet ve ünsiyete geçmek ehli tasavvuf meslek ve meşrep haline getirmiştir. Böyle olmazsa damın hırsızı meselesi meydana gelir. Vücut iklimini nefsin hırsızlığı, şeytanın belası bir gün duvarın dibinden delik açar, vücudun içinde maddi manevi cevherlerin soyulmasına sebep olur. Hastanın damdan hırsızı görüp de ey davulcu, davulun sesi nerede? Yarın sabahleyin eyvah nice mallarımız çalınmış feryadıyla davulun sesini duyarsın. Biz de kabre girdiğimizde hırsızları, çalınan dünyayı duyarız ama o hırsızın, davulcunun sesini duyup da damdaki hastanın ilgisizliği gibi olunursa Allah muhafaza helaka sebep olur. Allah sungur gibi olmamızı ister. Hamama giden emiri 7 defa çağırmasından muhabbeten uyanamayan sungur gibi. Sungur Allah aşkına camide kimse kalmadı. Ne hoca, ne müezzin, ne cemaat. Seni burada tutan kimdir? Ya sultanım, seni dışarıda tutup bir adım içeriye attırmayan, beni de dışarıya bıraktırmıyor sözüyle cevap verilen meseledir. Hazreti İstanbul'daki Seyyid Emir Buhari radıyallahu teala anhum hazretlerinin bir halifesi zifafa girdi. Zifafta ilk gece 2 rekat namaz kılmak sünnettir.
Kız da kılacak, erkek de kılacak. O namazdan sonra dua edilecek. O yuvanın sıhhat selametine ila ahir. Halife namaza durdu. Namazın halavetinden sungura döndü. Zifafı unuttu. Sabah ezanı okundu. Baktı zifaf da. Ama cemaatle namaz kılmayı terk edemedi. Haremine, hanımına nikah kıyıldığı için hanımefendisi helalı. Dedi çok affedersin, acaba ben sabah namazıma gitsem cemaate rızam var mı? Var efendim. E müsaade et gidip de geleyim. Gitti geldi ama gündüz zifaf olmaz. İkinci gece hakeza. Üçüncü gece hakeza. Zifaf yok, namazda sungur gibi kayboldu veli. 3 gün sonra geline sordular. Efendinle aran nasıl? Bilmem ki ne diyeyim. Bir mübarek girer seccadeye durur, ezan okunur, sabah namazına gider, gelir yine namaza durur. Anladılar ki zifaftan hiçbir haber yok. Şeyh Emir Buhari, Emir Sultan Hazretlerine koştular. Allah aşkına şu halifenin bir ayarını yap, Allah muhabbetinden gelini unuttu. Ah kurbana, ah kurbana, viranız. Kudüs viran imar olur ama biz imar olamazsak helaktayız. Halifeye şeyhi dedi, oğlum marifet ne hoştur. Allah'ın muhabbetiyle zifafı unutmak ne güzel şeydir. Ama avam seni anlamaz. Sen o vazifeyi ihmal etme. 4. gülen olacak iş oldu. Müminler, Allah için bir şeyi unutmak lazım. Bir şeyi verebilmek lazım. İbadetin çokluğuna Allah'ın ihtiyacı yok müminler. Allah'a, zatına, kainat, bütün haç olsa fayda vermez. Milyarlarca rekat namaz kılsa azametini artırmaz. Mülkünde saltanatını genişletmez. İbadet sahibini ıslah eder, döner dolaşır, faydası kendisine raci olur. Bir Allah dersen 10 sevap yazılır. Bir rekat namaz kılarsan 10 rekat, 10 misliyle, 70 misliyle mükafat görülür. Senin kıldığın namaz seni cennette makama, tuttuğun oruç seni cehennemden azadeye yarar. Allah bir şey vermez. İbadet ve taat ıslah-ı nefis içindir. Önce azameti bilip ona kulluk içindir. Ben insanları, cinleri yarattım, rızkını peşinden veririm, itaat etsinler. Önce ben Allah'a apt olduğum, sungur olduğum için hey! İtaata mecburum, köleyim ben. Ama öyle köle ol ki 7 defa sahibin camiden çağırsın da çıkama. Müminler, meseleyi inceliğini anlayalım. Hakikatını anlamazsak azamete yemin ederim kulluğumuz gölge olur, manasız kalır. Allah kadiri mutlaktır. Senin Allah'a ihtiyacın var, benim Allah'a ihtiyacım var. Böyle mülaze ederek biz kulluğu ifa etmemiz gerekir. Yeniden diriltti. Allah Üzeyir Aleyhisselam'ı diriltti. Ashab-ı Kehf'i uyuttu efendiler. Onlar ölmediler ayeti celilenin Sure-i Kehf'teki mealine göre. Müfessirler öldü buyurmadılar. Onlar uyudular. Ama Üzeyir Aleyhisselam ölümü tattı, öldü. 100 sene öldü. Allah-u Teala ve Tekeddes Hazretleri Üzeyir Aleyhisselam'ı yeniden diriltti.
hitab-ı celile ile veya bazı müfessirler hitab-ı melek ile, melekle hitap etti. Ama mübarek tefsiri kebir sahibi İmam-ı Fahreddin Hazretleri ayetlerin meallerinden, tertiplerinden ve hücündeki hukukullah'tan bizatihi Allah'ın sorduğuna kani. Ama bazı müfessirler melek vasıtasıyla sordu demişler. Doğrusunu Rabbim bilir. Ne kadar kaldın? Ne kadar zaman geçti ya Üzeyir? Başından geçen hali biliyor musun? Ölmüş bir halde ne kadar bulundun farkında mısın? O da, Üzeyir Aleyhisselam da kendini uykuda sandı. Bir gün veya bir günden daha az kaldım dedi. Tıpkı ashab-ı kefin verdiği cevap.